Yavaş yavaş sağa sol yap. Çok sağa çevirme, çok da sola çevirme. Görüntü bulanıklaşmasın. Çok uzun süre bekliyorduk. Şimdi benim sıram. Aya baktım, bayağı netti, güzeldi görüntüler. Böyle şeylerin olması bizi gururlandırıyor. Dünden beri bekliyorduk sırada. Çok yoğun burası. Ayı hilali gördük, çok güzeldi. Hala meraklıyım bakmaya. Hadi bir saniye. Ben onu ayarlayayım mı? Onun tam aktif olması için. Onu lazerle hedefleyebiliyoruz. Buradaki delikler neden var? Oradaki deliklerin tamamı meteor çarpması sonucu oluşan büyük delikler. Ayın biliyorsun atmosferi yok. Atmosferi olmadığından dolayı çarpan her meteor taşı koca bir tane delik yaratıyor. Ona krater diyorlar. Tamam. Ayı hilali gördük. Sayın müdürümüz için teşekkür ediyoruz. Keşke daha önceden gelseydi. Yani bayağı sıra var. Yani zor geldik buralara. Hoca görün çirkeşiz o tarafa. Oo, ne oldu? Bak çok güzel şey. Koca koca kayalar aya çarpıyor. Aya çarpması sonucu o koca delikler oluşuyor. Onlara da krater deniyorlar. Şurada bir yıldız var ya. Evet. Onun adı Vega. Büyük bir tane. Yarısı gözüküyor. Sadece yarısı gözüküyor. Bak. 7-8 kişi bir araya geldiğimiz. Hocam harika. Vallahi harika. Gel bak yaşa. Tamam, ayarlandı mı? Bak hadi bak. Bugün burada Yüksekova ilçemizde gökyüzü cisimlerini, gökyüzünü, ayı, yıldızı keşfetmek üzere toplanmış bulunmaktayız. Yüksekova ilçemizde bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Yüksekova ilçemizdeki tüm öğrencilerimizi bir hafta sürecek etkinliğimiz sayesinde gökyüzüyle tanıştırmaya, gökyüzüyle buluşturmaya uğraşıyoruz, gayret ediyoruz. Bugün bu amaçla burada toplandık. Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yarınları teslim edeceğimiz tüm öğrencilerimizi en donanımlı, en nitelikli şekilde yetiştirme gayretimiz hız kesmeden devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Uzay Ajansı programında Milli Uzay Ajansı strateji belgesinde yer aldığı üzere 2020-2030 yılları arasında gökyüzüyle ilgili yoğun bir çalışma programı devam edecek, düzenlenecek. Bizler de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu programa dahil olmak istedik. Öğrencilerimizi bugün gökyüzüyle buluşturmak için toplandık. Tüm öğrencilerimizi gökyüzünde cisimlerle, uzayla tanıştırmaya biz gayret edeceğiz. Bunun bir sebebi var. Malumunuz Birleşik Devletler'de yürütülen Starlink projesi var. Binlerce uydu gökyüzüne gönderiliyor. Yapay zekaların konuşulduğu, uzay teknolojilerinin konuşulduğu bir yüzyıla girmek üzereyiz. Bizler de Türkiye Uzay Ajansımızın yarınki çalışanlarını, kıymetli öğrencilerimizi en iyi şekilde hazırlamak için kararlıyız, gayretliyiz, istekliyiz. Bugün burada toplanan tüm öğrencilerime yürekten teşekkür ediyorum. Bir hafta sürecek konuşmamın başında belirttiğim gibi bu etkinliğimizi tüm öğrencilerimizle buluşturacağız. Özellikle bunun Yüksekova ilçesinde bir ilk olduğunu belirtmek istiyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Hani sonra gezegende yıldızları daha görebileceğiz. Çünkü şu aşamada mesela yıldızları hep göremiyoruz. Yani uzak gözükmeler olduğu için. Biraz da yıldız okuma derslerinin
Yeni gelen. Evet efendim. Nasıl bakılacak? Ondan sonra mı? Tabii. Bitirelim. Hocam izleyeceğiz sizi. Tamam hocam. Bitirelim. Sen bir de sana sen o gelsin kadar da bizlerle. Ooo. Üç aşamadır. Evet. Hocam bir dakika. Sadece bir dakika. 30 saniye hocam. Hani sarı olay mı ya? Burada. Mehmet Ali çabuk ol. Anadolu Kalkınma Ajansı'nın okulumuza finanse etmiş olduğu mühendislik, robotik, kodlama ve havacılık atölyeleri açıldı. Açılan havacılık atölyesine 3 adet teleskopumuz kuruldu. Tabii ki ilk buraya getirildiğinde teknik olarak yüksek öde bu işi bilen olmadığından dolayı gönüllü 7-8 arkadaştan, öğretmen arkadaştan bir ekip kurduk. Yaklaşık bir 10 günlük bir süreçte akşamları gözlemler yaptık. En sonunda bir önceki akşam tam randımanlı çalıştırabildik. Dün gece ilkokul öğrencilerimizi ve velileriyle beraber ayı gözlemek için buraya çağırdık. Bugün de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve BİLSEM'de eğitim gören öğrencilerimizi burada ayı gözlemlemek için ağırladık. Tabii ki yüksekoy için büyük bir fırsat. Uzaya hafif bir merakı olan her öğrenci için, her öğretmen için kesinlikle bulunmaz bir nimettir. İnşallah daha fazla geliştirip yeni lenslerle yıldızları da yakında gözlemleyebileceğiz veya diğer gezegenleri de inşallah gözlem yapabileceğiz. Burada desteklerini bizden esirgemeyen gerçekten 8-10 gece boyunca bizimle beraber çalışan öğretmen arkadaşlarımıza, gönüllü öğretmen arkadaşlarımızın tamamına çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yüksekoydaki öğrencilerin neredeyse tamamını ve halkımızı bu güzel etkinlikte buluşturacağız. Buluşturmaya da devam edeceğiz. Herkes ayı Şemsettin Önü Anadolu Sesi bahçesinden görebilecek. Evet hocam. Bak oradaki ay. Canım bana yok. Ne bilsin de ben şey. Yeni açılanlar. Yaşar abi ne de gelmek. Can kuzanlar görüyor musun? Bugün hepimiz arkadaşlarla bu saati bekliyorduk. Çünkü bugün okulumuzun bahçesine kurulan 3 tane teleskopla ayı izleyecektik. Yoğun bir ilgi var burada. Çok da güzel oldu bizim için. Meraklıydık, merak da ediyorduk. Hepimiz arkadaşlarla buraya geldik, bu saati bekliyorduk. Çok da heyecanlıydık. Ayı ilk defa galiba Yüksekova'da ilk olacak. Yakından izleyeceğiz hepimiz. Bizim için de çok güzel bir deneyim olacak. Birçoğumuz izledi. Şahsen ben kendim izledim. Çok güzel. Kraterler falan hepsi çok güzelmiş. Şu anda arkadaşlar da yoğun bir şekilde izliyorlar. Hani buraya yoğun bir ilgi var bu akşam. Hocam ben bakabilir miyim? Tabii ki. Buyurun beyefendi. İlk önce ben sonra ben bakıyorum yani. Hocam bu şimdi ay mı hocam? Gözlükle taktığımda İkinci yıldız 3, 4, 5, 6, 7. Burası Büyük Ayı takım yıldızı. Ursa Majör dediğimiz takım yıldızı.